Merhaba, bugün Python'da operatörler konusunu işleyeceğiz. Öncelikle operatör neydi? Bunu bir hatırlamakta fayda var. Operatörler operandların değerini işleyebilen yapılardır. Küçük bir örnek verelim. Örneğin 3 artı 5 eşittir 8 ifadesinde 3 ve 5 sayıları bizim operandlarımız, aradaki artı işareti ise bizim operatörümüzdür. Biz bugün Python dilinde aritmetiksel, karşılaştırma, atama, mantıksal ve bitsel operatörleri göreceğiz. Hazır aritmetiksel operatörlerden örnek vermişken başlayalım aritmetiksel operatörlerimize. Bu operatörler sayısal değerler üzerine işlem yapmak için kullandığımız operatörlerdir. Az önce örneğinde verdiğimiz gibi ilk operatörümüz artı, yani toplama operatörü. İki taraftaki değerleri birbirleriyle toplar. Yani a artı b değerini burada birbiriyle toplayacaktır. Bir sonraki operatörümüz çıkarma operatörü. Sağ taraftaki değeri sol taraftan çıkaran operatörümüzdür. Çarpma operatörümüz şu şekilde yıldız işaretiyle gösterilir. Her iki taraftaki değeri birbiriyle çarpar. Bölme operatörümüz sol taraftaki değeri sağ taraftaki değere böler. Farklı bir operatör olarak mod alma operatörümüz, bu da yüzde işaretiyle gösterilir. Hatırlayalım, mod alma işlemi neydi? Bölüm sonucu kalan değeri veriyordu. Burada da aynı işlem yapılır. Bu operatörü kullandığımız zaman bölüm sonucunda kalan değer bize döndürülür. Bir sonraki operatörümüz üst alma işlemi için kullandığımız çift yıldızdır. Burada da üst alma işlemini gerçekleştirir. Yani ben bunu yazdığım zaman aslında A üzeri B yazmak istemişimdir. Bir sonraki operatörümüz de yuvarlama. Yani üste yuvarlama yapan operatörümüzdür. İki tane bölüm işaretinin yan yana gelmesiyle oluşur. Değer negatifse de negatif tarafa doğru bir yuvarlama olur. Burada pozitif bir yuvarlama örneği görüyoruz. Burada da negatif bir yuvarlama örneği görüyoruz. Çünkü negatif bir değerimiz var. Bir sonraki operatörümüze geçelim. Karşılaştırma operatörleri her iki taraftaki değeri karşılaştırır ve aralarındaki ilişkiyi belirler. Bu sebeple ilişkisel operatörler olarak da görebiliriz bazı kaynaklarda. Örneğin nasıl kullandığımız eşit eşit operatörü. Burada eğer iki değer eşit ise true, farklı ise false, yani yanlış değerini döndürür bize bu operatör. Bir diğer operatörümüz ünlem işaretini eşittir yanına koymakla elde ettiğimiz eşit değil operatörü. Eğer iki değer eşit değilse true, eşit ise false değeri döndüren operatörümüzdür. Sonraki operatörümüz büyük ve büyük eşittir operatörleri. Bunlar da sol taraftaki değerin sağ taraftaki değerden büyük olup olmadığını sorgulayan ve bunun değerini döndüren operatörlerimizdir. Yanına eşittir gelmesiyle de eşit olma durumu da kapsanır bu durum içerisinde. Bu da aynı şekilde aynı mantıkta ters işlemi yapan operatörümüzdür. Değerin küçük olup olmadığını sorgular. Yanına eşittir gelmesiyle de eşit olma durumunda kapsar. Sonraki operatörümüz atama operatörleri. Burada en sık kullandığımız şu eşittir operatörüdür. Atama işlemleri yaparız bunlarla. Ama bunu sakın ha matematikteki eşittir ifadesiyle karıştırmayalım. Burada tamamen bir değerin başka bir değerin içine aktarılması, yani atanması işlemi yapılır. Buradaki eşittir operatöründe sağ taraftaki değer ya da sağ tarafta yapılan herhangi bir işlem sol tarafa aktarılır. C eşittir A artı B ifadesinde sonuç C değişkenine aktarılmıştır. A artı B'nin sonucu. Artı eşittir operatörümüzde de sağ taraftaki değer sol tarafın üzerine eklenir. Yeni sonuç sol taraftaki değerdedir artık. Yani A artı eşittir B ne demek? A artı B'nin sonucu A değişkeninde tutulur artık demektir. Yine aynı mantıkta ters işlemi yapar. Eksili olanla çıkarma işlemi yapıp ekler. Diğerinde de iki taraf çarpılır ve sonuç sol tarafın değerine aktarılır. Yani A çarpı eşittir B ne demek? A çarpı B'nin sonucu artık A'nın içinde tutuluyor demek. Bölü eşittir de aynı şekilde bölme yapıp
sol tarafa değerini aktaran bir operatörümüz. Bir sonraki operatör çeşidimiz, mantıksal operatörlerimiz iki farklı sonucu bağlar, tek sonuç elde eder. False ve true değerleri burada sıkça kullandığımız karşımıza çıkan değerler. Göreceğimiz operatörler and, or ve not operatörleri. Bunlar yine işlemlerini bildikten sonra tamamen aynı şekilde yazıyoruz. And operatöründe her iki operand değeri true ise true döndürür. Aksi takdirde herhangi bir işlem varsa false döndürecektir. Or operatöründe ise true döndürmesi için iki operanttan birinin true değerini taşıması yeterlidir. Not operatöründe ise bir operandın değeri tersine çevrilir. Yani true ise false, false ise true çevirecektir. Örneğin parantez içindeki A and B işleminin sonucu false olsun. Biz bunun başına not eklediğimiz için artık sonuç false değil, true olarak karşımıza çıkar. Bir sonraki operatör çeşidimiz bitsel operatörler. Burada da sıfır ve birler yani bitler üzerinde işlem yapmak için kullandığımız operatörler karşımıza çıkıyor. And işlemi yapabilmek için ampersand işlemiyle araya şu şekilde işaretimizi koymamız gerekir. Or işlemi yapabilmek için yine bu işareti kullanmamız gerekir. Bunlar klavyemizin alt ve üst karakterlerinde olabilir. Klavyenize göre değişebilir. Kontrol etmekte fayda var. Bir sonraki operatörümüz özel veya işlemini yapan şu operatördür. Sonrasında not yani değil işlemi yapabilmek için kullandığımız operatörümüz geliyor. Ve son olarak kayma işlemi yapan operatörlerimiz. İki küçük ya da iki büyük işaretinin yan yana gelmesiyle elde edilir. Küçük işaretinin yan yana gelmesiyle elde edilen de şöyle bir işlem yapılır. Belirtilen kayma sayısı kadar sola kaydırılır. Sağ tarafa sıfır eklenir. Diğerinde ise tam tersi belirtilen kayma sayısı kadar sağa kaydırılır ve sol tarafa sıfır eklenir. Python'da en sık kullandığımız, karşımıza çok sık çıkan ve işimize çok yarayan operatörlerimizin basit bir giriş seviyesindeki anlatımı bu şekildeydi. Umarım video yardımcı olmuştur. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki derste görüşmek üzere.